Evet, Osmanlı kavramları ile ilgili tekrardan devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Vakai Hayriye, Yeniçeri Ocağı'nın 2. Mahmut döneminde kaldırılmasıdır. 2. Mahmut'a hani şöyle de aklınıza kalabilir. Kaldıraç Mahmut tarzında aklınıza kalabilir. Onu da diğer videoda işleyeceğiz zaten ayrıntılı. 2. Mahmut'u. Yeniçeri Ocağı'nın 2. Mahmut döneminde kaldırılması. Vakai Hayriye, hayırlı vaka. Topçu ocağı, top dökme, top alma, top yapma olayını yapıyor. Kıpkılı piyadelere. Humbaracılar, bomba, el bombaları yapmakla Dağımcılar, tünel kazmak, yani ne yapıyor? Bir kale fethedecek. Dağımcılar aşağıdan, kalenin aşağısına toprak tünel kazarak askerler aşağıdan sızmayı sağlayan kısımlar, lağımcılar. Cebeciler silah yapımı, silah yapan kapıtılı piyadeleridir. Bostancılar sarayı ve köşkleri koruyan askeri birliklerdir. Sipah ve silahtarlar padişahın çadırını korumakla görevlidirler. Sağ sol ulifeciler yani. Sancağı ve bayrağı korumakla görevli kapı süvarileridir. Ulifeciler. Bayrak hani büyüktür, uludur. Ulifeciler. Aklınızda kalabilir. Garipler. Savaş ganimetleri ve hazineyi korumakla görevli kapı süvarileridir. Yani garip, fakir. Neye ihtiyacı var? Paraya ihtiyacı var. Öyle aklınızda kalabilir. Savaş ganimetlerini ve hazineyi koruyan kapıkulu süvarilerimizdir. Tımarlı sipahiler, dillik sistemi sonucunda ortaya çıkan ve ihtiyaçları dillik sahipleri tarafından karşılanan ve Türk atlı birlikleridir. Tımarlı. Azaplar, bekar erkeklerden oluşur. Savaşta ilk önde onlar gider. Azaplar. Akıncılar. Güvenliği sağlamak için kurulmuş olan atlı askerler, akıncılar, atlı asker, yaya müsellemler, ordunun geçeceği yolları açmak, köprüleri tamir etmekle görevli eyalet askeridir. Gönüllüler, sınırdaki şehir ve kasabaları koruyan eyalet askeridir. Geliler, genellikle düşman ile ilk teması sağlayan öncü birlikleri oluşturan eyalet askeridir. Güçlülerdir bu. Beşliler, ordunun geri hizmette sorumlu eyalet askeridir. Sakalar, su dağıtımında sorumlu eyalet askeri. Saka diye su markamız var ya hani, oradan akılda kalabilir sakalar. Turnacılar, ordu içi haberleşmeyi sağlayan eyalet askerleri. Boynuklar, atlara bakmak, atları ve arabaları sürmek. Yani boynuklar, atlar ne var? Boynuklar akılda öyle kalabilir. Piri Reis, haritasıyla ünlü Kitab-ı Bahriye adlı eseri olan Osmanlı denizcisidir. Seyyid Ali Reis, Miratül Memalik adlı eseri olan Osmanlı denizcisi. Anam, Osmanlı'da hayvan sayısı için halktan alınan vergidir. Lonca Teşkilatı, Selçuklulardaki Ahi Teşkilatı'nın Osmanlı'daki karşılığıdır. Yani lonca, Selçuklularda ne var? Ahi var, ahi hayvanlar. Aynı karşılığı Selçuklularda, Osmanlı'da olunca bir önceki videoda bahsetmiştik. Avaris, Osmanlı Devleti'nde olağanüstü dönemlerde hazinenin para açığını kapatmak amacıyla çıkarılan vergidir. Cürüm vergisi, Osmanlı Devleti'nde topraklarda suç işleyen kişilere alınan vergidir.
Kalemiye, İmdadiye, Hazariye, Osmanlı Devleti'nin barış zamanlarında askeri personel giderlerini karşılamak için hane reisinden alınan vergidir. İmdadıma yetiştiriyor. Kalemiye, Osmanlı'nın nişancı, muhtesip, kapan emiri, gümrük, hangisini, yani gümrük gibi sınıflar hepsi kalemi içeriyor. İlmiye, Osmanlı'nın nakibül eşraf, kasap, müezzin, müderris, ilmiye sınıfına mensuptur. Müderris, hani mühendis gibi akılda kalabilir, müezzin akılda kalabilir. Kasap, nakibül eşraf, zaten nakilden akılda kalabilir, ilmiye. Seyfiye, Osmanlılarda sancakbeyleri, vezir-i azam, kaptan-ı derya gibi sınıfa mensuptur. Kazasker, Osmanlı'da adalet işlerine bakar. Şeyhülislam, Osmanlı devlet işlerine dinin uygunluğuna bakar. Fetva işine, fetvayı veren kişidir. Şer'i sicil defteri, Osmanlı mahkemelerinde verilen kararlar nereye kaydedilir? Sorusu geldiği zaman Şer'i sicil defteri. Mahkeme kayıtları. Zemil Ali Cemali Efendi, İbni Kemal Ebu Suud Efendi, Osmanlı'nın hukukçularıdır. Adalet Bakanlığı'nda 2. Mahmut dönemi zamanında geldi ve ismi de Nezareti Deavi. Yine birçok böyle hani kurumları 2. Mahmut döneminde kuruldu. Tanzimat Fermanı. Tanzimat Fermanı nedir sorusu? Padişahın kanun üstünlüğünü kabul ettiği ve herkesin kanun önünde eşit sayıldığı, yargılanmadan idam edilemeyeceği hangi genellikle olmuştur sorusunun cevabı Tanzimat Fermanı'dır. Abdülaziz döneminde Divanı Ahkamı Adliye Yargıtay yani ve Şurayı Devlet Danıştay kurulmuştur. İlk Osmanlı Medeni Kanunu Mecelle'dir. İslami hukuklar esas alınmıştır. Ahmet Cevdet Paşa tarafından yazılmıştır. 1876'da Kanun-ı Esasi Türk tarihin ilk anayasasıdır. Koçubey 17. yüzyılda 4. Murat döneminde Osmanlı'nın duraklama nedenlerinin çözüm bulması için Risale-i rapor yazan kişidir. Yani rapor yazan kişi. Islahat fermanı ile ilgili rapor yazan kişi. Koçu Bey. Katip Çelebi Cihannuma ve Tuhfetül Kibar adlı eserlerin sahibidir. Hazarfen Ahmet Çelebi 4. Murat döneminde Galata Kulesi'nden uçuş denemesi yapmıştır. Seyid Ali Reis Astronomi, coğrafya, Miratül Matematik adlı eserleri olan bilimcidir. Kemal Paşazade 7777 beyitlik Yusuf ile Züleyha adlı mesnevisi bulunan Osmanlı şairidir. Naima, Osmanlı'da ilk resmi tarihçidir, vakanüstür. Naima ismi birazcık eski bir isim. O yüzden aklımıza tarih, ilk resmi tarih şeklinde kalabilir. Lagari Hasan Çelebi 4. Murat döneminde gene ilk roketli füze uçuş. Yani 4. Murat'ta uçmuşuz. Lagari Hasan Çelebi ilk roketli füze uçuşunu gerçekleştiren kişi. Takiyüddin Mehmet İstanbul'da ilk
Rasathaneyi kuran kişi. Ahmet Mithat Efendi, Tarihi Hikmet adlı eserin sahibidir. Ahmet Cevdet Paşa, kısası Enbiya Mecelle eserlerine kime aittir sorusunun cevabı. John Gutenberg, modern matbaanın kurucusudur. Said Efendi ve İbrahim Müteferrika Lale Devri'nde Osmanlı'da ilk matbaayı kuran kişilerdir. Takvim-i Vakayi. Takvim deyince hani böyle kağıttan anlaşılıyor zaten. Böyle gazete kağıdı gibi. Gazeteyi buradan çağrıştırabiliriz. Vakada vakalar var. Takvim-i Vakayi ilk resmi gazete olarak aklımıza kalabilir. Türkçe olarak çıkartılan ilk resmi gazete yine 2. Mahmut döneminde. Tanzimat döneminde Türkçe gazetesi, yani daha sonrasında Ceride-i Havadis. Ne havadisler var? Ceride-i Havadis. Tercüman-ı Ahval. Agah Efendi ve Şinasi'nin çıkardığı ilk özel Türk gazetesidir. Ahvaller nedir diye sormuş Agah Efendi Şinasi'ye. Tercüman et bakalım demiş. Tercümanı Ahval. İlk özel. Özel kişiler konuşmuş. Tasviri Efkar. Tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler. Vakay Tıbbiye. Osmanlı Devleti'ne çıkarılan ilk derginin adıdır. Mirat. Mirat dergisi. Osmanlı'da Mustafa Refik tarafından çıkarılan ilk resmi dergidir. Yani Mirat kırdık tarzında. Diyojen, Osmanlı Theodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah dergisidir. Diyojen. Terakki-i Muhadderat, Osmanlı'da çıkarılan ilk kadın dergisinin adıdır. Hacı Özbek Camii, Osmanlı'nın ilk camisidir. Orhan Gazi dönemindedir. Bu yandan önemlidir. Hacı Özbek Camii. Özbek'teki Ö'yü O'ya benzetebilirsiniz. Orhan Gazi dönemi oradan çıkıyor. Haseki Külliyesi, Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilkesidir. Şehzade Camii, bilindiği üzere Mimar Sinan'ın çıraklık, Şehzade çıraklık, Süleymaniye kalfalık, Selimiye ustalık eseridir. En önemli eserleri atlatlık, çimcilik, minyatürlük, tenzip, vitray, dokumacılık, kalıcılık, Mimar Sinan, Osmanlı güzel sanatları örnektir. Sinan Bey minyatürcüdür. Fatih döneminde yaşamıştır. Seyit Lokman, Nigari, Nakkaş, Osman Matraç Nusul, şair Mustafa Sahi. Bunların hepsi minyatürcüdür. Seyit Lokman, Nigari, Nakkaş, Osman Matraç Nusul, şair Mustafa Sahi. Levni Osmanlı döneminde Lale döneminde, Levni ile Lale'yi çağrıştırabilirsiniz. Osmanlı döneminde Lale döneminde önemli minyatürcüdür. Minyatürün de iyisi Levni'nin, yani mi gibi düşünebilirsiniz. Minyatürcü Levni. Bellini, Fatih Sultan Mehmet'in resmini çizen kişi. Benzediden, Fatih Sultan Mehmet'e benzedi Bellini. Osman Hamdi Bey, 19. yüzyılda Türkiye'de müzeciliğin kurucusu olan Kaplumbağa Terbiyesi eseri Osman Hamdi Bey'e aittir. Şeker Ahmet Paşa, Osmanlı
devletin ilk resmi sergisini açan kişidir. İbrahim Çallı, Gül Koklayan Kadın adlı eseri 19. yüzyılda ressamdır İbrahim Çallı. Gül Koklayan Kadın, gül vererek kalbini çalmış Çallı. Teslip. El yazmasıyla kitapların altına yaldızlar süsleme sanatıdır teslip. Mitray. Osmanlı'da cam süslemedir. Mücellit. Osmanlı'da el yazması, kitapların ciltlenmesi. Mücellit, cilt. Yani kitapların ciltlenmesi sorumlu kişidir. 3. Ahmet'le ilgili şiirlerinde mahlas olarak Necip kullanmıştır. Ahmet, Necip. E harfinden belki şurada gene M harfi, N harfi tarzında eşleştirebiliriz. 3. Selim Osmanlı'da mahlası İlhami'dir. İlhami. Şurada İl harfini görüyorsunuz Selim'deki. Gene orta kısımlara bakacağız. 31 Mart olayı Osmanlı Devleti'nin rejime karşı ilk isyan olarak adlandırılıyor. Çaldıran Savaşı 1. Selim döneminde yapılan Osmanlı-İran ilk savaştır. Çaldıran. Osmanlı İran Savaşı kimin döneminde olmuştur? Yavuz Sultan Selim döneminde olmuştur. Savaşın ismi nedir? Çaldıran Savaşı'dır. Amasya Anlaşması. İran'la yapılan ilk anlaşma Amasya Anlaşması'dır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılmıştır. Babası savaşta, oğlu anlaştı. Ferhat Paşa, 3. Murat döneminde İran'la yapılan savaşlar sonrasında imzalanmıştır ve Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Ferhat Paşa Anlaşması'dır. Nasuh Paşa, daha sonra 1. Ahmet döneminde 1603-1612 yıllarında İran'la yapılan savaşlar sonucunda imzalanmış. Nasuh Paşa Anlaşması İran'la olan hani doğu sınırımızı bayağı bir küçültmüştür. En düşük olan da Nasuh Paşa'dır. En fazla olan Ferhat Paşa, en düşük olan Nasuh Paşa. 1. Ahmet dönemi Osmanlı-İran savaşları. Kasr-ı Şirin Anlaşması, Türkiye'nin bugünkü bilindiği üzere Türkiye'nin bugünkü doğu sınırlarını göstermektedir. 4. Murat zamanında yapılmıştır. Yine İran'la ilgili. Ilgili olmuştur. Lehistan, Sokulu Mehmet Paşa tarafından Osmanlı'ya bağlanmış bir topraktır. Hotin Anlaşması da imzalanmıştır. Hotin Anlaşması ile Lehistan Osmanlı'ya bağlanmıştır. Bucaş Anlaşması B ile başlıyor zaten. Batı'da en büyük topraklara sahip olduğumuz anlaşmadır. 4. Mehmet döneminde imzalanan ve Osmanlı Devleti'nde Batı'da en geniş sınırlara ulaştığımız dediğimiz üzere. Bunun sonucunda Lehistan'ın Polonya'yı Osmanlı'ya bıraktığı ve Osmanlı topraklarına yeni topraklar kattığı son anlaşmadır. İlk deniz seferimiz Venediklerle 1. Mehmet döneminde, 1. Mehmet Çelebi döneminde olmuştur. Sultan İbrahim döneminde ve 4. Mehmet döneminde Girit kuşatması olmuştur ve fethi olmuştur. Uzun bir kuşatmadır. Vatoruk Anlaşması ismi birazcık zaten garip. Oradan Avusturya, hani diğer farklı bir devlet olarak Avusturya'ya katabilirsiniz. 1. Ahmet döneminde olmuştur. Vatoruk Anlaşması Avusturya Kralı önceden neydi? Osmanlı'nın veziri yani farklı devletlerin kralına eşdeğerdi. Bu anlaşma olumsuz bir anlaşma. Yani Avusturya'nın İstanbul Anlaşması'ndan beri Osmanlı'ya ödediği yıllık vergi kaldırıldı.
Ancak savaş tazminatı ödeminde İstanbul Anlaşması'nın önemi gitti. Yine kral padişaha denk sayıldı. Ve yazışmalara Sezar unvanını kullanacaktı. Maspar Anlaşması 4. Mehmet döneminde Avustralya ile imzalanmıştır yine. Burada Uyar ve Neograd kaleleri Osmanlı'da kalacak. Zelinvar kalesi Avustralya'da bırakılacak. Daha da bir anlaşmadır. Karlofça Anlaşması son artık hani Avustralya ile Kutsal İttifak ile 16 yıl süren savaştan sonra Avustralya, Venedik Lehistan ile hangi anlaşma imzalandı? Karlofça Anlaşması 1699'da. İlk defa büyük bir toprak kaybına uğranmış Orta Avrupa'daki egemenlik sona ermiştir. Karlofça Anlaşması sonucu Macaristan ve Erdal Prensi Avustralya'ya bırakıldı. Karlofça Anlaşması ile Osmanlı Mora Yarımadası, Dalmatça kıyıları ve Ayamava Avra Adası hangi ant ile Venediklere bırakılır sorusu ne cevabı? Gerileme dönemi gene Karlofça Anlaşması'yla başlayıp yaş anlaşmasıyla sona ermektedir. Yaş anlaşmasından sonra da dağılma dönemine geçiş oluyor. Prut gene Rusların sıcak denize inme politikası 3. Ahmet döneminde. İstanbul Anlaşması, İran'ın Kafkasya'daki toprakların paylaşması amacıyla 3. Ahmet döneminde Osmanlı Rusya arasında imzalanan anlaşmadır. Osmanlı ve Rusya arasında ilk imzalanan dostluk anlaşması İstanbul Anlaşması'dır. Ahmet Paşa Anlaşması, İstanbul Anlaşması, Kerden Anlaşması. Bu tarih sıralaması şeklinde gelebilir. Kerden Anlaşması gerileme döneminde Osmanlı-İran Savaşı'nın son veren anlaşmadır. Son İran'la yapılan anlaşma 2. Kasım'ın Kerden Anlaşması şeklinde aklımızda kalması yeterli. Belgrad Anlaşması 1. Mahmut döneminde Avustralya Rus ile yapılan savaşlar sonucunda Fransa'nın aracılığıyla imzalanmıştır Belgrad. Osmanlı Devleti'nin batıda imzaladığı son kazançlı anlaşma ve Karadeniz'in Osmanlı'ya ait olduğu belirtilen en son anlaşma Belgrad Anlaşması'dır. Belgrad büyükten aklımızda kalabilir. Osmanlı'nın sağladığı son faydalı anlaşmalardan biri. Küçük Kaynarca Anlaşması'na göre Rusya, Karadeniz ve Akdeniz Türk suları da serbest ticaret yapabilecek ve Fransa ile İngiltere'ye tanınan kapitülasyonlar yararlanılacaktır. Bizim için dezavantajlı bir anlaşma. Küçük Kaynarca Anlaşması 1. Abdülhamit döneminde Rusya ile imzalandı. 92 yılında Yaş Anlaşması, gerilim dönemini bitiren anlaşma, Osmanlı Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu hangi anlaşma ile kabul edilmiştir sorusunun cevabı yine Yaş Anlaşması'dır. Gerek projesi, Türklerin Avrupa'dan atma, İstanbul merkez olmak üzere bir Rus prensinin yönetimine gerek devleti kurma düşüncesine gerek var.
tarzında aklımıza kalabilir. Bakya projesi, Bakya tarzında aklımıza kalabilir. Ruslar Rusya ve Avustralya Osmanlı'yı paylaşmak istiyor. Amaçları bu. Zishtovye Anlaşması. Yine isim garip olunca Avustralya'yı çağrıştırıyor. 3. Selim döneminde Avustralya ile yapılan bir anlaşmadır. Fransızlıkların yani ortaya çıkan milliyetçi akımının Avustralya'nın toprak bütünlüğünü tehdit etmesi. Osmanlı, Avustralya arasının savaşının son kez yapıldığı anlaşmadır. Napolyon'un Mısır'ı işgaliyle gerileme döneminde olmuştur. Osmanlı'nın Fransa'ya olan dostluk ilişkileri tamamen bozulmuştur Napolyon'un Mısır'ı işgaliyle. Mecelle, Tanrı Aktörü'nde Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan ilk medeni kanundur. Kaime-i Nakliye, Tanrı Aktörü'nde basılan ilk kağıt paradır. Abdülmecit tarafından olmuştu. Kaime neydi? Altın, nakite ihtiyacım var, nakit para. Yani o tarz aklımıza kalabilir böyle kaime. Kaymayı nakliye. İlk kağıt para. Anadolu döneminde mali yenilikler. Mecidiye aklında yeni para basıldı. Banka ders adet kuruldu. Yani Tanzimat döneminde artık şirket ayrı kuruldu. Paraya ihtiyaç duyulduğu için yapılan hamleler. Darül Muallim erkek öğretmen okulu. Darülfünun Tanzimat döneminde kurulan ilk üniversite. Encümen-i Danış Tanzimat döneminde kurulan bilim kurulu. Muallimat kız öğretmen. Muallim erkek Muallimat Kız Öğretmen Okulu. Göstermekten aklımızda kalabilir. Tanzimat döneminde kimsesiz çocuklara açılmıştır. Tercüman-ı Ahval. Tanzimat döneminde çıkarılan ilk özel gazete. Düstur denmişim. Destur gibi duruyor. Tanzimat döneminde devlet kanunlarının gösterdiği dergidir. Şinasi, Ali Suayi, Namık Kemal, Mithat Paşa denince aklına ne gelir? Osmanlı'nın genç, yani Jön Türkler, genç Osmanlılar. Bunu nasıl yaparız? Şansın gibi kodlayabiliriz bunu. Şansın gibi. Şinasi, Ali Suayi, Namık Kemal, Mithat Paşa. Amaçları ne? Osmanlı'da ne vardı? Din ayrımına göre vardı. Müslüman olsun olmasın, herkes eşit olsun. Amaçları o, Jön Türklerin. Tam vatandaşlık hakkı verilmesi. Abdülaziz ve 2. Abdülhamit döneminde çıkmıştır Jön Türkler. Ve meşruiyeti ilan edilmiştir. Kanun esası ile yürürlüğe sokmuşlardır. 1876'da. Ondan sonra yani 2. Abdülhamit döneminde meşruiyet ilan edilmiştir. 31 Mart olayında da hükümet rejimine karşı çıkılmıştır. Ne oluyor? Birinci meşrutiyet, hani padişahın kısıtlama var ama fazla bir kısıtlama yok. Padişah istediği gibi
meclisi kaldırabiliyordu. İşler yoluna gitmeyince meclisi kaldırabiliyordu. Kaldırdıktan sonra 31 Mart oluyor olmuş. Ve hükümet rejimine karşı oluşturulan bir ayaklanmadır. İttihat ve Terakki yönetiminin. Selanik'ten gelen hareket ordusu ile 31 Mart olayı bastırıldı. Mahmut Şevket Paşa 31 Mart olayına bastıran hareket ordusunun başındadır. Yine Mustafa Kemal başındadır. Kurmay başkanlığını yapmıştır. 31 Mart olayını etkileri Ahrar Cemiyeti sert muafiyeti, Volkan ve Serbest Gazetelerin yayınları, gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi. Yani 31 Mart olayıyla 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet Reşat getirildi. Aynı zamanda 2. Meşrutiyet de ilanı oldu. Türk tarihinde rejimle karşı çıkan ilk isyan 31 Mart isyanıdır. İkinci Meşrutiyet'le padişahı biraz daha kısıtladılar. Yani meclisi kapatsa bile padişah, meclis belli bir süre sonra tekrar kendisi otomatikman oluşuyordu. Kanun yetkisinde padişah reddederse tekrardan kanun gündeme getirebiliyorlardı. Ayanlar vardı, padişahın seçti. Bir de mebusanlar vardı, yani halkın seçti. Ve 2 yılda bir tekrardan seçim oluyordu. Beşik Ulema adlı babası müderris olan kişi, kendisi de müderris olması. İltimas, iltinayla adam kaldırıyorlar. Kelimesi iltimas. Ulüfe Yeniçerilerin 3 ayda bir aldığı maaş. Vakayı Vakvakovi 4. Mehmet döneminde olmuştur. Aynı zamanda 4. Mehmet tahtta en kısa kalan padişahtır. Genç Osman'la karıştırılıyor ama 4. Mehmet'tir. 4. Mehmet döneminde Sultanahmet Meydanı'nda 30 tane devlet adamının asılmasıyla Vakayı Vakvak Çınar olayı olmuştur. Esham, Osmanlı'da iç borçlanmaya verilen isim. Patrona Halil, Lale Devri'nin bitmesine etkili olan olaydır. Burada 3. Ahmet tahta girmiştir, 1. Mahmut tahta geçmiştir. Baron de Tours. 3. Mustafa döneminin ıslahçısıdır. Comte de Bedoya, 1. Mahmut döneminin ıslahçısıdır. Yine 2. Mahmut döneminde Fransızca kelimesi gelmiş, Fransızca gelmiştir. Oradan da aklınıza kalabilir. Comte de Bedoya, Fransızca'ya yakındır. Meclis-i Mebusan, Osmanlı Devleti'nin üyelerini halk tarafından seçilmesidir. Meclis Ayhan bahsettiklerinin. Osmanlıcılık akımı önemli isimlere. Bunlar da çıkabilir en son olarak ve burada da konumuzu sonlandırıyoruz. Osmanlıcılık akımının önemli isimleri Ziya Paşa, Mithat Paşa, Namık Kemal. İslamcılık Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Ahmet Hamdi Akseki. Türkçülük Ziya Gökalp. Osmanlıcılıkta Ziya Paşa, Türkçülükte Ziya Gökalp. Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura ve Ömer Seyfettin. Batıcılık Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Celal Nuri. Burada sonlandırıyoruz. Merak ettiğiniz önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.